Bu arada az önceki sorum, yani şu ikinci örneğin de dün çözmediğimiz örneklerden biriydi. Hani demiştim ya, daha basit bir örnekten başlayayım diye. O yüzden oradaki örneği de çözmüş olduk. Şimdi üçüncü sorumuzu çözelim. Da yine örneklerimiz arasındaydı. Şöyle. Tamam. Dikkat ederseniz denklemimiz arkadaşlar Cauchy-Euler denklemi. Çünkü y'nin ikinci türevin katsayısında x kare var. Y'nin türevin katsayısında x var. Dolayısıyla da böyle de verilebilir. Veya Bessel veya Çebişev de olabilirdi. Aslında çok da bir şey fark etmeyecek. Çünkü neden? Biz Cauchy-Euler denkleminin sabit katsayıyla denkleme dönüştürmeyi öğrendiğimiz için arkadaşlar, bunu sabit katsayıyla dönüştürdükten sonra sanki sabit katsayıyla denklem için bize sorular sorulmuş gibi hareket edeceğiz. O yüzden de sadece bunu sabit katsayıyla çevirme kısmı biraz vaktimizi alacak, o kadar. Cauchy-Euler diferansiyel denklemi. Şimdi bu denklem için hatırlayalım. X eşittir E üzeri T bağımsız değişken değiştirmesi yapıyorduk. Ve dolayısıyla da türevlerin de pratik şekilde elde etmiştik. X, Y'nin türevi yerine aslında DY bölü DT geldiğini bulmuştuk. X kare Y'nin ikinci türevi yerine de Y'nin T'ye göre ikinci mertebeden türevi eksi DY bölü DT geldiğini elde etmiştik. Bunun pratik halini de anlatmıştık. Şimdi bunları denklemde yerine yazacak olursak, homojen kısmında yerine yazacağım. Çünkü homojen kısmını YH'ı bularak ilerliyorum, biliyorsunuz ki. Zaten sağ taraftaki f'in de ne olduğunu bilmediğimiz için. Şu an için o bize gerekmiyor. En son genel çözümü yazarken ft'yi yerine yazıyoruz. Dolayısıyla da y'nin ikinci türevi yerine d kare y bölü dt kare eksi dy bölü dt yazdım. X kare y'nin ikinci türevi yerine. 2x y'nin birinci türevi yerine de 2dy bölü dt yazdım. O zaman denklemim ne oldu arkadaşlar? T'ye göre ikinci mertebeden türev artı dy bölü dt halini aldı. Aslında yukarıdaki denklemlerden çok da farklı olmadı arkadaşlar. Yukarıda da İlk örneğimde galiba çözmüştüm. Evet. Y'nin ikinci türevi artı y eşittir sıfır şeklinde bir denklem vardı. Dolayısıyla aslında bu soru şu an, isterseniz o şekilde de yazayım. Şöyle. Şöyle oldu. Kapalı şekilde türevi yazacak olursanız y'nin ikinci türevi artı y eşittir f, işte x yerine de elen t yazdığını, x eşittir e üzeri t, pardon. X yerine de e üzeri t yazdığını düşünürsem artık t de burada e üzeri t halini aldı. Denklem bu şekilde sabit katsayıya dönüştü. Ama tabii ki buna göre benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Koşulları da düzenlemem lazım. Ya bunu baştan yapacağız ya da baştan denklemi genel çözümünü yazdıktan sonra x'li devam edeceğiz. Bu tamamen bize bağlı bir şey. İstediğimiz şekilde de hareket edebiliriz. Şimdi bunun homojen kısmının genel çözümü y'nin ikinci türevi artı y eşittir 0 olduğu için y eşittir e üzeri kt şeklinde çözümler aradığımız için karakteristik denkleminin k'nın karesi artı 1 eşittir 0 olduğunu ve dolayısıyla da Y'nin birinci türevi olmayacak mı D'ye bölü DT olduğu için? şu, değil mi? Evet. Doğru söylüyorsun. Y'nin türevi var. O zaman k. Tamam, şurası k. K kare artı 1 değil de y'nin birinci türevi olduğu için k. O zaman arkadaşlar biri k'mız 0 çıkıyor. İlk kökümüz. Diğer kökümüz de eksi 1 çıkıyor. K çarpı K artı 1 şeklinde yazdığımıza göre reel birbirinden farklı kökler
bulmuş oluyoruz. Eksi 1 değil değil mi? Artı 1. Evet, artı 1. Tamam. Bu durumda YH'ı yazacak olursak YH'ım C1 E üzeri T yani 0 artı C2 E üzeri eksi T şeklinde arkadaşlar. Şimdi benim demek istediğim, eğer T'leri karıştırmıyorsanız böyle devam edebiliriz. Hazır P0T'miz de 1. Bu şekilde koşulları yerine yazarak devam edebiliriz. Veya ne yapabiliriz? Burada X'e geçip öyle de devam edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde devam etmek sanki daha kolay olacak. En son yerine yazarız X'leri. Sadece T'leri karıştırmayacağız. O zaman T yerine başka bir değişken istiyorsanız Z alın, istiyorsanız Ksi alın. Arkadaşlar Ksi'yi de çok kullanıyoruz tabii ki. Onu da kullanabilirsiniz. Yani ben Green fonksiyonunda artık X yok. T ikinci değişkeni Ksi şeklinde yazmam gerekiyor. Acaba X'e geçsek daha mı rahat edersiniz diye düşünüyorum bu taraftan da. Bence sanki T'ler karışacak gibi görünüyor arkadaşlar. Gelin buradan X'e geçelim. C1 artı C2 bölü X olur değil mi? Çünkü C2 bölü E üzeri T ya. O zaman Green fonksiyonunu oluşturalım artık. C1 artı C2 bölü X sınırlarımız nereden nereyeydi? Koşulda 1-3 aralığında verilmiş. 1'den T'ye C1 çizgi artı C2 çizgi bölü X de T'den 3'e. Evet, başlayalım. Green fonksiyonun sürekli olmasından. Her iki değişkene göre sürekli. Dolayısıyla Green fonksiyonu x eşittir t'de de süreklidir. O zaman t'nin sağında ve sondaki değerleri birbirine eşitlediğimiz zaman c1 artı c2 bölü t'miz c1 çizgi eksi c2 çizgi bölü t'ye eşit olacağı için x yerine t yazdık çünkü. C1 eksi c1 çizgi artı c2 eksi c2 çizgi bölü t eşit 0. Yine burada gamma 1 ve gamma 2 kullanacak olursak gamma 1 artı gamma 2 bölü t eşittir 0. İlk denklemimiz. Yine burada gamma 1'in gamma 2'nin de ne olduğunu yazalım. C1 eksi C1 çizgi. Gamma 2'nin de C2 eksi C2 çizgi. Devam ediyoruz. İkinci koşulum. Sıçrama süreksizliği koşulu. T artı 0. Eşittir eksi 1 bölü. Ve 0 T. Y'nin X'e göre türevi kısmında zaten C1'lerin yanında sabit ya arkadaşlar. Burası 0 oluyor. T'nin sağı burası da buradan başlıyor. Bu 0 gidiyor. Burada ne kalıyor? Eksi C2 eksi C2 kare, c2 çizgi kare bölü t kare. Ma kare diyorum ya. Eksi c2 bölü t kare. Tamam. Diğerinde de aynı şekilde. Eksi, bu sefer de burada eksi c2 bölü t kare gelecek. C1'ler gelecek. Dikkat ederseniz burada p0'ımız x kareye eşit. p0t'miz de o zaman t kareye eşit. O zaman burada hepsinin paralelisi t kare var. Ne kalıyor arkadaşlar? C2 eksi C2 çizgi. Yani gamma 2 eşit 1 mi oluyor? Hepsinin yok. Gamma 2 eşit eksi 1. Evet. Bir taraftan da kontrol edeyim yine notlarımdan. Gamma 2'yi bulduk. Eksi 1 şeklinde. Gamma 1, gamma 2. Sanırım. İlk denklemden.
Tamam, bu çıktı. İkinci denklemden gama 1 artı gama 2 bölü 1. İkinci denklemde gama 1 gama 2 eksi t kare. Gama 2 eksi 1 çıkıyorsa gama 1'i de yerine yazınca da gama 1'de 1 bölü t çıkıyor. Şurası. Değil mi? Burada yerine yazarsam direkt zaten. Burada sanki hani alt alta iki denklem yazmaya gerek kalmadı çünkü ikinci denklemde gama birler gittiği için arkadaşlar. Hani buradan da bir denklem elde ediyorduk da yerine yazıyorduk. Ama şimdi zaten burada sadece gama 2 kaldı. Gama 2 eksi 1'e eşit çıktı. O zaman gama 1 de eksi 1 bölü, pardon, artı 1 bölü t oldu. Şuradaki katsayılarımızı göze almış mıyız diye bir bakıyorum bir saniye notlarımda. Türev almışız. 1 bölü x kare demişiz. Doğru. Burada direkt eşit demişiz. Orada bir hata yapılmış. Neyse şu an biz yine doğru gidiyoruz. Gama 1'i gama 2'yi bulduysak bu neydi? C2 eksi C2 çizgi. Bu da C1 eksi C1 çizgiydi. Getirelim. GXT'de yerine yazalım. GXT C1 artı C2 bölü X C1 çizgi yani C1 eksi 1 bölü T artı C2 eksi C2 çizgi C2 eksi gama 2'den artı 1 oluyor. C2 artı 1 çarpı 1 bölü x. Şimdi arkadaşlar burası 1'den başlıyor değil mi? T'ye kadar burası da T'den 3'e kadar. Tamam. Geldik son koşula. Son koşulumuzda demek ki sınır koşullarıydı. GXT sınır koşullarını sağlar. Koşullara bir bakalım. Neydi? 1'deki değeri 0, türevin 3'teki değeri 0. Şuraya koşulları hemen yazalım da unutmadım. Tamam. Şimdi t eşit 1, x eşit 1'dekini başta yazmam lazım. Dolayısıyla c1 artı c2 eşit 0 çıkıyor buradan. Birbirinin eksilisi demek ki. Türev alacağız. Sonra x yerine 3 yazacağız. Şimdi türev alınca bunlar x'e göre türev alıyorum arkadaşlar gider. X'e göre türev bir burada eksi 1 bölü x kare var. Dolayısıyla eksi c2 artı 1 bölü x kare ya. X yerine de t yani 3 yazdım. 9 eşit 0. Bu da ne zaman mümkün? C2 eksi 1'e eşit olduğu zaman c2 eksi 1 ise c1'de arkadaşlar 1 olarak bulunur. Artık GXT'de yerine yazabilirim. Tüm katsayıları bulduk. 1 eksi 1 bölü x. Arkadaşlar C1 yerine 1 yazınca bu gidiyor değil mi? 1 yazınca bu gidiyor. Şu kalıyor. C2 eksi 1 de bu da 1 bölü x eksi 1 mi oluyor? Burada T'ye bağlı bir şey kalmadı mı? Yok, bir dakika. Bir dakika ben bir yere yanlış yazdım. Şurada. 1 yazınca burası 0 olmaz. Değil mi? 1 eksi 1 bölü t kalır. Pardon yanlış yazdım. Şurası mı 0 oluyor? Burası 0 oluyor. Doğru. 0 olan yeri yanlış yazdım. Şimdi c2 eksi 1 yazınca bu gidiyor. Tamam ama burası kalıyor. 1 eksi 1 bölü t kalıyor. Tamam. O zaman ne bulduk arkadaşlar? Biz nereden? Birden T'ye kadar bu şekilde. T'den de 3'e kadar da bu şekilde Green fonksiyonunu bulmuş oluyoruz. Aslında çok da zor değilmiş, değil mi? Hani değişen katsayılı olması bizi sadece şurada sabit katsayılı çevirme anlamında şu kadarcık bir kısım
işlem gerektirdi. Ama ondan sonrasında gayet rahat bir şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Ve artık en son gelin sınır değer probleminin çözümünü de yazalım. Yxt 1'den 3'e değil mi? Arkadaşlar 1'den t'ye kadar 1 eksi 1 bölü x ft dt, t'den 3'e kadar da 1 eksi 1 bölü t ft dt. İlk integralde şurası x'e bağlı olduğu için dışarı alabilirsiniz. Ama ikinci integralde tamamen hepsi t'ye bağlı. Dolayısıyla da olduğu gibi ona dokunmuyoruz. Demek ki bize ft fonksiyonu da verilirse ki eğer mesela 1 bölü t olsaydı acaba, değil mi? Rahat çıkar gibi gözüküyor. Şöyle bakıyorum. Ln t, ln 1, 0 olurdu. Gelin yapalım isterseniz bu şekilde. Örneğin ft verilseydi, örneğin diyelim. Başta fx olarak yazıyoruz ya, fx eşittir 1 bölü x geldi şu an aklıma. Daha farklı da olabilir de hani direkt ln x gelecek, ln 1 0 diyecek, daha sade olacak. Dağıtınca biri ln gelecek, bir de 1 bölü t gelecek olsa. Denklem ne olacak? Koşu Euler'de bu tarafı. Şöyle. Bu denklem için koşulları da bir yazalım. Neydi? Y'nin 1'deki değeri ve türevinin 3'teki değeri, değil mi? Problem bu hale gelecek. Bunu şu açıdan örnek vermek istiyorum. Soru burada bitti ama yani bir de siz bunun koşu öğeleri çözmeyi öğrendiniz. Sabit kastayla çevirin. Y haşını bulun. Yp'yi bulmayı biliyorsunuz. Yp'sini bulun. Y haş artı Yp'den genel çözümünü bulun. Sonra sınır koşullarını uygulayın. Aynı şeyi bulacaksınız arkadaşlar. Onu görmenizi istiyorum. O yüzden de biraz buna devam etmeye çalışıyorum. Şimdi burada arkadaşlar demek ki yazalım. Artık aslında şu içerisi de t'ye bağlı. Sınır da t'ye bağlı olunca biraz kafa karıştırıyor gibi olabilir ama. Dt bölü t. Bu da demek ki t'den 3'e 1 eksi 1 bölü t, 1 bölü t dt. Buradan ne gelecek? 1 eksi 1 bölü x ln t gelecek arkadaşlar. Ln 1 yazınca 0 ya zaten, daha başka bir terim yok. Burada 1 bölü t'den bir ln t gelecek. Eksi 1 bölü t kareden integrali 1 bölü t olacak. Şimdi t'den 3'e değerlerini yerine yazacak olursak. İlk terimim duruyor da, ikinci terimimde ln 3 artı 1 bölü t, pardon, artı 1 bölü 3 yazalım. Ln 3 artı 1 bölü 3 eksi ln t eksi 1 bölü 3. Şuradaki ln t ile de şu ln t gider arkadaşlar. Daha da biraz sade yazabilirsiniz. Sonuç itibariyle bu da bizim neyimiz oldu? Çözümümüz oldu. Burada anlamadığımız bir yer var mı? Bir bakın bakalım bir sorun. Hem koşu öğeler sorusu çözmüş olduk. Hem de sınır değer problemi sorusu çözmüş olduk. Var mı anlamadığımız bir yer? Koşu öğeleri sabit kastayla çevirme kısmı. Sonra da bu şekilde Green fonksiyonu oluşturma kısmı. Çok da gözünüzde büyüteceğimiz kadar da zor değil diye düşünüyorum. Soru çözdükçe herhalde biraz daha mantığını anladığınızı tahmin ediyorum. Ben bir de şu örneği tamamen bitirmesek de. Nerede örneğin?
Bir örnek daha yazmak istiyorum. Çünkü bazen de arkadaşlar denklemi farklı şekilde verebiliyor. Şöyle. Sur 4 diyelim. Yaşında mıyız? Sur 4. Alıştırmalar kısmında kitabın, bu şeyin kitabı, Mehmet Çağlayan'ın kitabı gördüm. Soruyu öyle görünce dedim ki, yani belki bu şekilde görünce kafanız karışmasın diye soruyu bir de öyle yazmak istedim. Aslında şu sorunun az önce çözdüğümüz sorudan hiçbir farkı yok. Böyle sormuş. Y'nin 1'deki değeri ve Y'nin 2'deki değeri eşit 0. Sınır değer problemini Green fonksiyonu yardımıyla bulunuz. Türevi aldığınız zaman burada parantezin türevini aldığınızda zaten mesela ilk önce y'nin ikinci türevini alırsanız x kare y'nin ikinci türevi artı 2x y'nin türevi, değil mi? Denklem bu olur. Yine koşu öğler ve az öncekinden hiçbir farkı yok bu sorunun. Aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bir de buradan yani aynı şekilde devam edebileceğinizi tahmin ediyorum ki ben hatta şu an köklerine bile bakayım bir. Yine eksi 1 artı 1. Denklem de az önceki gibi mi geliyor? Az önce de mi 2x'ti? Evet. Şurada 2 var. Evet. Denklem de aynısı olmuş. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar burada koşullar değişti. Bu soru için de siz aynı şekilde çözüm devamını getirin. Madem denklemimiz de aynı tip gidiyor. Bir de şöyle verebilir. Farklı şekilde de karşımıza çıkabilir diye yazmak istiyorum. X, y'nin ikinci türevi artı y'nin türevi eşit 1. Y'nin türevinin 1'deki değeri eşit 0. Y'nin 2'deki değeri eşit 0. Şuradaki nokta sanki türevi gibi durmasın. Mesela böyle verdiği zaman da yine sınır değer problemini Green fonksiyonu yardımıyla bulun deniyor. Değişken katsayılı bir denklem. Şu şekliyle genel çözümünü hemen bulabileceğim gözükmüyor. Ama ben yine her tarafa burada x ile çarpmış olsam denklemde x kare y'nin ikinci türevi artı x y'nin türevi eşittir x şeklinde ne yaptım? Bu kısmı yine koşu öğeleri çevirdim. Dolayısıyla arkadaşlar aslında bu soru şu şekilde verilmesiyle böyle verilmesi arasında bir fark yok. Dolayısıyla bu şekilde de ne yapabiliriz? Bu denklemi çözebiliriz. O yüzden de hani veriliş şekli olarak bunlar da aşina olun. Bu tip denklemde de yine homojen kısmını ele alacağım. Bu artık koşu öğeler olduğunu gördüm. X eşit E üzeri T dönüşümü yapacağım. Ben denklem neye dönüş onu bir yazmak istiyorum ilk önce. Y'nin ikinci türevi eksi y'nin türevi artı y'nin türevi de gidiyor. Homojen kısmını yazarsak sadece bu geliyor arkadaşlar. Eksi y'nin türevi artı y'nin türevi gitti. Yani bunun karakteristik denklemi k'nın karesi eşit sıfırdan çift katlı kök geliyor k'mız. O zaman yh da arkadaşlar C1 artı C2 T. Buradan hemen X'e geçersek C1 artı C2 elen X olacak değil mi? YH'ımız. İşte buradan Green fonksiyonu oluşturarak devam edebilirsiniz.
C1 artı C2 elenen x dersiniz. Buna da C1 çizgi artı C2 çizgi elenen x diye koşullar 1 ile 2 aralığında. Bu şekilde yazıp devam edebiliriz. Demek ki ilk koşulda x eşittir t'de sürekli olma koşulu. O zaman C1 artı C2 elen t'miz C1 çizgi artı C2 çizgi elen t'ye eşit. Buradan da gamma 1 gamma 2 cinsinden ne olur? Gamma 1 artı gamma 2 elen t eşit 0 olur ilk denklemimiz. İkinci denklem, demek ki x'e göre türev alacağım. T artı 0, t eksi 0, eksi 1 bölü t 0 t. Şurada türev aldığınızda c1'ler yine gidiyor. Eksi c2 bölü t oluyor. Elin x'in türevi 1 bölü t olduğu için. Eksi yukarıda türev aldığınızda da bu sefer de c2 bölü, eksi c2 bölü t oluyor. T0 t'miz t idi hatırlayın. Denklemin verici x, y'nin ikinci türeviydi. Dolayısıyla da bunda da eksi 1 bölü t yerine yazdığımda ne gelir? Sadece yine gamma 2 gelir değil mi? Gamma 1 de yok. Gamma 2'miz eksi 1'e. Buradan da gamma 1'imiz elen t'ye eşit çıkar. Son koşulda sınır koşulu, ama sınır koşulunu yazmadan bir g'yi yazmamız lazım değil mi? Burada dokunmadık. Burada c1 çizgi yerine c1 eksi gamma 1. C1 eksi gamma 1. C1 eksi elen t artı C2 artı 1 çarpı elen x oldu. T'den 2'ye. Son koşul şimdi sınır koşulları. Sınır koşullarımda demek ki neydi? Türevinin 1'deki değeri ve y'nin 2'deki değeri 0. Türevinin 1'deki değeri burada yerine yazacağım. Bu türevden bu gitti. Bu da c2 bölü t'den c2, t yerine 1 yazdım. C2 0 çıktı ilk koşuldan. İkinci koşulda t yerine 2 yazıyorum. T yerine 2 yazıyorum. Bu arada c2 0 ya. T yerine derken x yerine affedersiniz. Elen 2. X yerine 2 yazdım. Eşit 0 dersem c1'im ne olur arkadaşlar? C1'im elen t eksi elen 2. Aslında bunu da elen a bölü b değil mi? Şeklinde de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. C1'i C2'yi bulduk. Artık Green fonksiyonumuzu elde ettik arkadaşlar. C1 elen t bölü 2. C2 sıfır olduğu için gitti. Evet. C1 yerine elen t bölü 2 yazarsam, aslında buradaki elen t bölü 2 ile elin kat sayısı bile olmasın t bölü 2. Elen t bölü 2'den elen t çıkardınız. Elen t'ler gider değil mi? Eksi elen 2 kalır burada. Burada da elen x kalıyor. C2 sıfır olduğu için. Dolayısıyla birazcık daha sade yazmak isterseniz şuradaki elen t'leri de sadeleştirirsiniz. Sadece eksi elen 2 kalır burada. O da ne olur? Yazalım son aşamada. Burası elen t bölü 2.
Burası da ln x bölü 2 olur arkadaşlar. Çünkü ln x burada. Eksi ln 2 de burada. Dolayısıyla 1'den t'ye kadar, t'den 2'ye kadar. Artık sınır değer probleminin çözümü de yx t'miz 1'den 2'ye kadar gx t ft dt. Bu arada ft'yi de vermişti değil mi bize? Neydi ft'miz? 1. Koşuller yaptık, x'e çarptık ama arkadaşlar zaten koşulleri sadece homojen kısmında uygulayıp hemen genel çözümde tekrar geri döndüğümüz için aynı şekilde ft'yi 1 alarak devam edebiliriz. O zaman 1'den t'ye şöyle bakayım. Burada sadece ln t bölü 2 kalıyor. Ft 1 olduğu için. T'den 2'ye ln x bölü 2. Burası zaten t'ye bağlı değil. Burada işimiz daha kolay. Arkadaşlar ln t'nin integralini almak için yani ln 1 bölü 2 dışarıda kalsın. Yani eksi ln 2 sabit ya. Yani sadece ln t'nin integralini alıyorsunuz. O da kısmi integrasyon uyguluyorsunuz. Ln t'ye u dt'ye dv dediğimizde değil mi? Logaritmanın integralini biliyorsunuz. Du t eşittir v oluyor. Dolayısıyla u çarpı v dediğiniz zaman zaten t ln t, t ln t eksi v çarpı du, v çarpı du'nuzdan 1 geliyor. Dolayısıyla bir de buradan eksi t. Belki siz ezbere de biliyorsunuzdur da ben garanti yazayım şuraya dediğim. Bu zaten sabit dedik. Sabit çarpı t yani aslında 2 eksi t parantezinde ln x bölü 2 gelir. Arkadaşlar buradan da t yerine yazınca bu gelecek. Ln 1 0 olacağı için t eksi 1 mi geliyor? T yerine 1 yazınca 1 ln 1 0 gitti. Eksi 1 geliyor. O zaman bir de buradan artı ln 2 geliyor. Eksi t ln x bölü 2. Evet, bu da bizim sınır değer probleminin çözümü arkadaşlar. Ft verildiği zaman da ne yapabiliyoruz? O integrali de alıp hesaplayabiliyoruz. Var mı burada anlamadığımız bir yer arkadaşlar? Anlaşılmıştır umarım. 5 tane soru oldu. Bir tanesini tam çözmedim. Biraz yol gösterdim çünkü ötekine çok benziyordu denklem olarak. Bu kadar sorunun yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da bunu da şimdi kaydettim. Yine Teams üzerinden size göndereceğim. Artık haftaya da bu konumuz da bitmiş oldu çünkü bu hafta. Kuvvet serilerini, yani kuvvet serisi yardımıyla diferansiyel denklemlerin çözümlerini öğreneceğiz. En son konumuz da diferansiyel denklem sistemleri olacak ve dolayısıyla da son haftaya inşallah konu kalmadan tekrar yapabileceğiz. Sınava yönelik bir tekrar olur. İyi olur bizim için arkadaşlar. İyi yanıt vermiyor diyor. Dur bakalım. Dur bakayım. Bir iptal desek. Sev desek. Bir hata verdi ama. Şuradan bir kontrol edeyim. Dosyam duruyor mu? Sayfayı silmeden Allah'tan bir kaydetmiştim. Bugün ne? 28 Mayıs. 10. hafta 28 Mayıs. Cuma duruyor. Evet. Bu sayfa durmuş haliyle göndereyim ben size arkadaşlar. Şimdi ne olur ne olmaz. Şey yapmayalım. Sıkıntı yaşamayalım. Ana tutorda hata veriyor. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Konuyu bitirdik. Soru çözümlerimizi de bitirdik. Sizin söylemek veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Tamam. O zaman dersimi burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Güzel güzel çalışın.
Temiz havayı da değerlendirin. Arada çıkın, oksijen alın, yürüyüş yapın.